Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün ekstra yeni bölümümüzde Nezaket Hoca ile beraberiz yine. Hocam bugün ne göstereceğiz izleyicilerimize? Bugün izleyicilerimize yaprak çalışması göstereceğim. Her zaman her yerde kullanılabilecekleri pratik, normal evde şerit, yani şu bildiğimiz hani şeritlerimiz olur ya, o bizim kullandığımız kurdele şey, onlardan bile yapabilecekleri bir yaprak çalışması. Çok güzel. Şu anda siz hangi malzemeyle çalışıyorsunuz? Ben şu an elimde telli kurdelem var. 25 milimlik telli kurdelemi kullanıyorum. Bunun ölçüleri de 10'dan başlıyor. 10, 12, 14, 16. Onun sayısı kendilerine göre, yani yapacakları alana göre büyütebilirler. Evet, alana göre, desene göre değil mi? Yaprakların büyüklüğüne, şu an elimde 12 santim, 14 santim kesilmiş bir telli kurdelem var, 25 milim. Tamam. İkiye katlıyorum. Bakın, ikiye katladım. Şu köşe uç kısmını şu şekilde üçgen yapıyorum. Üçgen yapıyorum. Bu üçgen yaptığım yere bir iğne takıyorum, toplu iğne. Hı hı. Ve ben şu aşağı kısmından büzgü tel alıyorum. Hayır, madem yaprak çalışacaksınız, neden krem kullanıyorsunuz diyebilir izleyicilerimiz. Evet, benim de aklıma geldi ama herhalde deseniz gerektiği gibi. Yok, hiç fark etmez mesela. Kurdelede mesela örneğin bir seccade çalışması yapıyorsunuz. Tamamen kremin üzerine krem çalışabilirsiniz. Krem rengi bir kumaşın üzerine şömen çalışıyorsunuz. Krem rengi, gülleri, çiçekleri, her şeyi, yani tonu tonuna olacak. Evet. Benim elimde bulunan mevcut kurdelemde krem rengiydi. Ben de bu renkten çalıştım. Hani krem çalışıldığı zaman da gerçekten çok güzel oluyor. Bakın, uç noktasına kadar telimi aldım. Aldıktan sonra hafif büzüyorum aldığım büzgüyü. Hı hı. Ve burayı pekiştiriyorum. İkiye katladık önce. İkiye katladık. Sonra uç kısmını üçgen katladık. Evet. Orası çok önemli. Üçgen katladık. Uç kısmını telledim. Pardon, pekiştirdim. Çok özür diliyorum izleyenlerimizden. Ve ikiye açıyorum. Bakın, işte benim elimde mevcut bir yaprak oluşmuş oldu. Evet, çok güzel gerçekten. Hocam, hemen diğer kurdeleyle onu nasıl katladığınızı bunu şöyle söyleyeyim, göstereyim. Hı-hı. Aşağı kısmına da büzgü alıyorum. Şu aşağı kısmını, uç kısmını çakmakla yakıyorum, bunu söyleyeyim. Hı-hı. Neden çakmakla yakıyoruz? Kurdelemizin atmaması için. Aşağı kısmına büzgü alıyorum. Büzgü aldıktan sonra şu şekilde istediğim her yere monte edebilirim bu yaprağımı. Çok güzel oldu hocam. Çok kolay. Hemen göstereyim bakın. Evet, şöyle kurdelem. 10 santimden başlıyor. 12, 14, 16 diye yükselebilir. Benim elimdeki şu an 14 olması lazım. Ölçtüydüm ama. İkiye katladım bakın kurdelemi. İkiye katladım. Katladıktan sonra şu uç kısmını şu şekilde üçgenledim. Evet. Neresinden tel aldık? Şuradan başladım. Burada bitirdim uç noktasını. Üçgen gelen yerinden değil de aşağı kısmından başladım. Aşağı taraftan başladık. Sonra hafif büzdüm. Büzünce şu şekli aldı. İkiye açtım. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederim. Sağ olun.